Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan ve dünyadaki gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuzda sunuş edirik. Qənəmsi diqqətlər ekranımız olsun. Amerika bilan Xitay o'rtasida savdo urushi keskinlashmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ishlari vakolat o'rni prezident Trampning 18-iyun kuni tushirgan yo'l-yo'riqiga asosan tayyorlangan 10% qo'shimcha boj elindigan Xitoy mahsulotlarining tizimligini e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, taxminan 200 milliard dollar qimmatidagi 5000 mahsulotni o'z ichiga olgan tizimlikka dengiz mahsulotlaridan tantarbiya palaylarigacha, tabiiy va ximiyalik minerallardan ko'ktat va meva chevalarigacha tamaki buyumlarından avtomobil balonigacha nurg'un mahsulotlar kirgizilgan. Ma'lumotlarga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi savdo dunyosi va jamoatchiligining fikr bayon qilishiga sunilgan tizimlik 60 kun ichida oydinlashadigan. Bu aralıqda Xitoy rejimi Washington bilan Beijingning o'zaro tamojni bejini o'stirishining har ikki taraf o'rtasidagi savdo ishlariga ziyon yetkazganligini jakarladi. Germaniyada Xitoyga qarshi kuchlar birlashma namoyishi olib bordi. 10 iyul Tibet Avazi xabarda bildirilishicha 9 iyul Germaniyaga davlat ishlari ziyorati bilan kelgan Xitoy bosh ministri Li Keqiang Myunxenda Germaniya bosh ministri Merkel bilan ko'rishdi. Germaniyada faoliyat qilayotgan xatar ostida qolgan millatlarga yordam qilish jamiyati, dunyo Uyg'ur qurultiyi a'zolari, Tibet tashkilot a'zolari Sharq Turkiston va Tibet bayroqlarini ko'tarishib Xitoy kommunistlarining kishilik huquqi tajovuz qilib, Uyg'ur va Tibetlarni bostirish qilmishiga qarshi shuarlarni to'plab namoyish qildi. Ulardan boshqa Falun Gong a'zolari qo'shilib, bosh ministr binosi oldida namoyish qildi. Xabarda Li Keqiangning Germaniya ziyorati davomlashayotgan bir paytda axborot tarmoqlari Xitoy uzundan beri nazorat ostida tutib turayotgan Nobel tinchlik mukofoti sohibi Liu Xiaobo'ning ayoli Liu Xiani qo'yib berganligi. Liu Xia shu kuni tushdan burun Beijingdan ayrilib Berlinga qarab yo'lga chiqqanligi bu xabarning rostligini Liu Xianing inisi Liu Huining isbotlaganligi haqidagi uchurlarni tarqatgan. Tahlilchilar Xitoy Amerika savdo urushi keskinlashayotgan Li Keqiangning Germaniyada ziyoratda bo'layotgan bir paytda Nobel tinchlik mukofoti sohibi Liu Xiaobo'ning ayoli Liu Xianing Xitoy saqchilarining nazarband qilishidan bo'shatilib, chet elga chiqishga ruxsat qilinishining sababi Xitoy rejimining Amerika bilan bo'lgan savdo urushida xalqaroda yolg'iz qolishdan qo'rqib, Germaniya hukumatining qo'llashiga erishish hamda Germaniyani yenig'i tortish uchun olgan tunji qadami deyishmoqda. Guangdongda saqchilarning zo'ravonligiga qarshi urib chiqish yuz berdi. 11 iyul Tajiyuan to'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning Guangdong o'lkasi Fushan shahri Shundi rayonida Fuqarolarning saqchi mashinasini urib chiqish vaqasi yuz berdi. Xabarda vaqaning kelib chiqish sababi qatna saqchilarining bir ayolni urishi sababidan bo'lganligi, saqchilar qizil chiroq oldida bir ayolning to'kliq motorini tutib qolmoqchi bo'lganda ayol qarshilik ko'rsatganligi, saqchilar ayolga zo'rlik ishlatib urganligi, atrofdagi xalq saqchilarning ayolni yerga besib urayotgan ko'rinishni ko'rib, saqchilar xalqni urdi. Banditlar xalqni urdi deb varqirab, undidor toplari orqali tarqatganligi. Vaqani bilgan atrofdagi xalq qisqa vaqt ichida saqchixona oldiga yig'ilib, saqchi mashinalarini urib, saqchilarga xish va toshlar bilan hujum qilganligi, ayolni urgan saqchining naq maydondan darhol qochib ketganligi. Ko'chalar odam dengiziga aylinib, 10 mingdek odamning to'planganligi, shu rayondagi saqchilar vaqani kontrol qila olmay boshqa o'rindan zo'r ko'lamda zo'ravonlikning oldini olish saqchilari kelib mudaxala qilganligi. Bir qancha soat saqchilar ko'rganlar odamni tutganligi, hozirgacha o'nlagan odamning yaralanganligi, saqchilarning qancha odamni tutganligi haqidagi ma'lumotlar o'ttirg'i chiqmaganligi. Muxbirlar voqea yuz bergan o'rindagi saqchixonaga telefon qilgan bo'lsa-mu, biroq hech kimdan bu haqda aniq javob ala olmaganligi bildirilgan. Ustoz Abdusalam Alim Tailandda tutib turilayotgan Uyg'urlarni yo'qladi. 9 iyul Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Avstraliyada faoliyat qilayotgan Ustoz Abdusalam Alim Tailand hukumati tomonidan tutib turilayotgan Uyg'urlarni ziyorat qildi. Ziyorat 8 va 9 iyul elib berildi.
Ziyaretning maqsadi Tayland'ın Hatay ve Bangkok'ta Tayland dairleri tutup duruyotgan 60'ga yakın Uyghur qarindoshlarimizni yoqlab, ulardan ahvol so'rash, Avustraliyadagi sahobatchi qarindoshlarimizning moddiy yordami va salomini yetkazish hamda Turkiyadagi Sharq Turkiston ulamolar birligi, Sharq Turkiston ma'rif jamiyatini o'z ichiga olgan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi nomidan qarindoshlarimizni yoqlash edi. Afsus, Tayland dairleri mahbuslarni ko'rishtirishga aloqador qonunni o'zgartirish sababidan qarindoshlarimiz bilan ko'rishish maqsadiga yetilmadi. Shundaqdimi, ustoz Abdusalom umidsizlanmay, Uyg'urlarga yordam qilayotgan shu joydagi Tayland hukumatı e'tirof qildigan Tayland musulmonlarga yetakchilik qilayotgan islomiy tashkilot mas'ullari bilan ko'rishib, Avstraliyadagi qarindoshlarimizning moddiy yordamlarini yetkazdi. Ko'rishda tashkilot yetakchilariga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini qisqacha tanishtirish bilan birga tashkilot yetakchilaridan Taylandda tutib turilayotgan qarindoshlarimizga yaqindan yordam qilishini o'tindi. Ustoz Abdusalom Alim Uyg'urlar haqida to'xtalib mundaq dedi. Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlar 60 atrofida ekan. Uyg'urlar ilgirikidek bir yerda emas ekan. Ularni boshqa-boshqa yerlarga tarqitib etibdi. Hatto shu yerdagi musulmonlarning tashkilot yetakchilari bir qism Uyg'ur qarindoshlarimizning qaysi o'rinda ekanligini bilmasligidan dünyanın her kaysi yerlerde Uyghur davası kılıvatkan teşkilatlarının Tayland'da tutup durulvatkan qeyrindaşlarımızı yoklaş, ular aldıdaki qeyrindaşlık mesuliyetini ada kılış cihetlerde yeterlik hizmetlerini kılmağallıkını baygıdım. Xitay hayeti Türkiye'nin Denizli Müftisini ziyaret kıldı. Xitayning Shanghay shaharlik Millet ve Din İşleri Komiteti hayeti baş mesuli Beyhua başçılığıdaki Xitay hayeti tünügün 10. iyul Türkiye'nin Denizli vilayeti müftisi Mehmet Aşık'ını işhanesi ziyaret kıldı. Müfti işhanesi elip berilgan Xitay heyetinin bu ziyaretine Türkiye Diyanet İşleri İdaresi Rehberlik ve Teptiş heyeti baş müfettişi İbrahim Xatip oğlu, 23. nöbetlik Adalet ve Terakiyat Partisi Denizli milletvekili Mehmet Salih Erdoğan, vilayet müfti yardımcıları katarlıklar katlaştı. Ziyaret esnasında Denizli vilayetinin baş müftisinin Xitay heyetinin sorulan suali Xitay heyetini ciddileştirdi. Onun Xitay heyetinin Şinjan Uyghur Abdülüm rayonunda bilindigan Şarq Türkistan deb tunulgan rayonda yaşaydigan Müslüman Türklerge dünya akhbaratıda ve ictimai uçur vasıtlarda çıkan kattık bastırış ve zulümlerinin künsiri eşi vatkallıqı haqqıdaki haberlerinin doğru bulmasını arzu kılımız. Bu vakalar rasmu deb sorulan sualıga Xitay heyeti başlıqı Beyhua nimedep cevap verişini bilenmey, hiligarlık bilen şularını işbadildi. Xitay Xalq Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'ye okşaş, layık, yani dinsiz devletdir. Kanunlarımız tonuğan din mensuplarına ibadet kılış erkenlikini tuluk ada kılışıgı yardımcı buluvatımız. Bu ziyaretimizde devletinizden köphıl din mensupları bilen birlikte yaşaş tecrübesini silerden algan malumatlar asası da bizde hizmet kıldırışı gayret kılımız diyen cevabını verdi. Ziyaret jarayonida Xitay hay'atiga hamroh bo'lib kelgan o'z xalqi Sharq Turkistonda Xitay tarafidan qon qusturilayotgan bir Uyg'ur nomi bo'lishi diqqat tortdi. NATO boshliqlar yig'ini nurg'un yangiliklarga sahna bo'ldi. Belgiyaning poytaxti Bryusselda bugun boshlangan Shimoliy Atlantik Shakti tashkiloti boshliqlar yig'ini nurg'un yangiliklarga sahna bo'ldi. Erdoğan NATO oliy rahbarlar yig'iniga ishtirok qildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 11. ve 12. iyul günleri Belgiya paytaxtı Bryusselda ötküzildigan NATO Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı Ali Rehberler yığınığı iştirak kılış üçün bugün Bryusselga yetip bardı. Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı devlet ve hükümet başlıkları yığını tunca kıtım NATO'nun yeni karargahı da başlandı. Yığın Türkiye'nin tik uçar ayroplanlarını mı öz içine alan 20 harbi tik uçar ayroplanının maharet körüstüşü bilen başlandı. Cumhur Reislik Hükümet Tüzümünün Tunca Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan kabin teşkil kılgandın kiyen Tunca Qetim bir halkaralık yığınığı katlaştı. Erdoğan'ın kabindedin bazı şahıslarımı Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın bu yığınığı katlaştı. Sabık başta başlıqı Hulusi Akar kabindinin Devlet Müdafiye Ministeri Süpti bilen Tunca Qetim halkaralık bir yığınığa iştirak kıldı. Berat Albayrakmı Hazine ve Maliye Ministeri Süpti bilen Tunca Qetim NATO yığınığı katlaştı. Erdoğan yığın dairesi de Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Donald Trump, Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron ve Angliya Başvaziri Theresa May qatarlıq Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a əza köpligen devletlerinin rehberleri bilen bir yerge cem bulup müzakirlerini elip barıdı. Uçuruşlarda Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'a əza bazı devletlerinin bölgüncü terrorluk teşkilatı PKK'nın Suriyadaki gumaşçısı
YPG'ga yardım berişi ve Türkiye Rusya'dan setib aldığan S-400 başkurulduğun bomba müdafiye sistemesi qatarlıq meselelerinin müzakere kılınışı kütülmekte. Yeni bir tarafdan Cumhur Reis Erdoğan'ın Avrupa İttifakı Kengişinin başlığı Donald Tusk, Avrupa İttifakı Komitesi'nin başlığı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamenti'nin başlığı Antonio Tajani bilenmu bir yerge cam buluşu mülçerlenmekte. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.